بسم الله الرحمن الرحيم باب الأقرار bu bahis gurulerin beyanında ayet-i kerimede geliyor ya selasete guru bu gur tühür manasına mı hayiz manasına mı bu meselede ihtilaf var Hanefilere göre hayiz diğer bazı mezheplere göre tühür onun için bunu beyan ediyor قال أبو جعفر اختلف الناس في الأقراء إمام التحاوي بيقول في الناس أقراء اختلاف التلاف التي أولى أقراء يجب على المرأة قادم ذرنا واجب olur إذا تلقت تطلق قلندوه وقتا يشكروا بكريته bu kuruller nedir? 3 tühür mü bekleyecek? 3 hayız mı bekleyecek? فقال قوم bir cemaat dediler ki hiyel haydu hayiz manasındadır. 3 hayiz bekleyecek. Ve kâle âkharun başkaları da dediler ki hiyel atar. Tuhurdur. 3 tuhur bekleyecek. Neticede meselelerde ihtilaf oluyor. Mesela kadın hayiz içerisinde tatlı bulunursa hayiz diyenlere göre o hayiz 1. Ondan sonra 2 hayiz daha görür. Tamam olur. Tuhur diyenlere göre hayır. Bu heyizden sonra gelen tuhur. Ondan sonra 2 tuhur daha gelecek de 3 tuhur olacak. Evet. Feriyede ihtilaf oluyor. فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ اِلَىٰ اَنَّهَ الْاَطَارِ Guru tuhur manasındadır. Buna zahip olanların hüccetindendir. قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ diyorlar. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ömer'e emretmiş olduğu söz onların delillerindendir. Heyne tallaka Abdullah ibn Ömer imra'atehu. Abdullah ibn Ömer ailesine talak verdi. Ve hiye haidi. Kadın da heyizli idi. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ömer geldi, haber verdi ki ya Resulullah oğlum Ömer ailesini tatlik etmiş. Kadın da heyizliymiş. Ne şekilde iddet bekleyecek? Peygamber Efendimiz buyurdular ki Nuruhu sen ona emret. En yuraciha kadını tekrar nikahını alsın. Sümme yetrukeha sonra kadını terk etsin. Hatta tatvure hatta kadın temizlensin. Sümme yutallikuha inşa. Ondan sonra talak verecekse vakitte talak versin. Demek ki heyizde verilmiş olduğu talak caiz değil. Binaenaleyh tekrar onun nikahını alsın. Kadın temizlendikten sonra isterse nikahında kalır, yok isterse o vakitte talabını verir. فَتِلْكَ الْعِدَّةِ İşte bu iddettir. اَلَّتِي O bir iddettir ki اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala emretti اَمْ تُطَلَّقَ لَهَمْ نِسَى O iddet için kadınlar tatlik oluna. Yani Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede emretmiş olduğu iddet budur. Yani tühür halinde verilecek talaktır ki ondan sonra iddet bekleyecek. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ بِاِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ Bu babdan evvelki babda isnadiyle beraber bunu da zikreyledik. قَالُوا Dediler ki فَلَمَّا أَمَّرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz baktaki emretti yani gur'i tuhur manasını alanlar dediler ki baktaki Resulullah Efendimiz emretti en yutallikaha fit tuhri tuhurda Abdullah İbni Ömer talak versin diye emretti ve cealehu onida kıldı el iddete iddet kıldı duneha ondan evvel yani iddet hangisini kıldı tuhuru kıldı ve nehahu Peygamber Efendimiz Abdullah bin Ömer'i de nehyeyledi. En yutallikaha fil haydi. Hayiz halında talak vermeden de nehyeyledi. Ve ahrecehu minen yekune idde. Hayiz halındaki iddeti iddet olmaktan çıkardı Peygamber Efendimiz. Hayiz halında iddet olmaz dedi. Sebete bizalik bununla sabit oldu ki ennel akra'a akra hiyel ethar tühürlerdir. Selasete kuru selasetü ethar demektir. Demek ki bir kadın tatlik olunursa 3 tühür geçecek. Bunlar bu mesele göre.
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ Bunların aleyhine olan hüccettendir. Lil-âkharîn, öteki cemaat için, yani heyz manasını diyenlerin lehine ve bu birinci kavle sahip olanların aleyhine olan hüccettendir ki enne hâzel hadis. Bu hadisi şerif قَدْ رُوْيَ عَنْ اِبْنِ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. كَمَا زَكَرُوا Zikrettikleri gibi, yani onların zikrettiği gibi bu rivayet geldi. Bu doğru. وَقَدْ رُوْيَ عَنْهُ Yine Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. مَا هُوَ تَمُّ مِنْ ذَلِكُ Daha bu birinci rivayetten daha ziyade tamam olan bir rivayet rivayet edildi. Şu anda Abdullah ibn Ömer'den iki rivayet gelmiş. Birisi bu. Abdullah ibn Ömer ailesini heyiz halinde tatbik etmiş. Peygamber Efendimiz'e haber vermiş Hazreti Ömer. O da buyurmuş ki kadını tekrar nikahını alsın. Kadın temizlensin. Hali töhre gelir. Hali töhürde isterse boşasın, isterse nikahında hali boşsun. Bir bu. Bir de bunun muhalifi olan bir rivayet geldi. Ki o daha tamam. فَرُوِي عَنْهُ Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emere Ömer'e, Hazreti Ömer'e emretti en ye'murahu Abdullah ibn Ömer emrede en yuraci'aha kadını nikahını ala sümme yumhileha sonra ona mühlet vere hatta tatfura kadın temizlene sümme tahide sonra kadın heyiz göre tuhurdan sonra tekrar ikinci heyiz göre sümme tatfura bu ikinci heyizden sonra tekrar temizlenen sümmel yutallikha ondan sonra ona talak vere inşaat dilersin. Bu vakitte bir heyiz, bir tuhur fazla oldu bak, bu rivayette. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tilkel iddetülleti işte bu bir iddettir ki emarallahu azze ve celle en tutallaka lehen nisa kadınların talak verileceği iddet budur. Şimdi bu rivayete göre Abdullah ibn Ömer ailesini heyiz halinde boşamış. Bu ikinci rivayette. Hazreti Ömer de gitmiş Peygamber Efendimiz'e sormuş. Demiş ki kadını nikahını alsın. Kadın o heyizden temizlensin. Hali töhre gelsin. Tekrar bir heyiz görsün. Tekrar temizlensin. O ikinci temizlemede isterse talak versin, isterse nikahında hali koysun. Şimdi bir rivayet Abdullah ibn Ömer'den iki türlü geldi. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ اِذَا بِيْسْنَادِهِ Bunu da isnadiyle beraber zikreyledik. Fil babillezi قَبْلَ هَذَا الْبَابِ Bu babdan evvelki babda onu da zikreyledik. فَلَمَّا نَهَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Peygamber Efendimiz nehiyledi. اَنْ اِيقَاءِ الطَّلَاقِ Talakı vermekten. فِي الطُّهْرِ الَّذ۪ي بَعْدَ الْحَيْدَ Hayizden sonra gelen tuhurda talakı vermekten nehiyledi. Heyiz çıkacak. Ondan sonra töhür gelecek ama talak vermeyecek Peygamber Efendimiz emretmedi. İkinci heyiz gelecek de ikinci töhür de verecek. Evet. Elleti öyle heyiz ki tallaka fiha. O heyizde talak vermişti ya ondan sonra gelen töhür de talakı vermeden nehyeyledi. Hatta yekune töhrun hatta bir töhür ola ve heyzetul uhra başka bir heyiz ola بعدها o birinci heyizden sonra sebete bizalik bununla sabit oldu ki ennehu lev kâne erâde bi kavlihi Peygamber Efendimiz kavli şerifiyle murad etmiş olsaydı ne kavliyle fetilkel iddetülleti emarallahu azze ve celle en tutallaka lehen nisâul evet bu kavliyle murad etmiş olsaydı neyi el ethar köyler murad etmiş olsaydı izen bu takdirde lece'ale lehu Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Ömer için gelirdi. En yutallikaha ona talak vere ba'de tuhriha min hadil haydeti. O birinci heyizden sonra gelen tuhurda talak vermesini kılardı. Ve la yentazire ma ba'deha. Ondan sonra intizar etmemesini emrederdi. Lenne zalike tuhurun. Bu da tuhurdur. Heyizden sonra gelen tuhurdur. Ya demek ki maksat tuhur değil, heyizdir. فَلَمَّا لَمْ يُبِحْ لَهُ الطَّلَاقِ Vaktaki Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Ömer'e talak-ı mubah kılmadı. فِي ذَٰلِكَ الطُّهُرِ O birinci heyizden sonra gelen tuhurda mubah kılmadı.
hatta yekune tuhren ahar, hatta başka bir tuhur ola beynehu ve beyne zalike tuhri haydatun, o tuhur ile ikinci tuhur arasında da bir hayz ola sebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne tilkel idde, o iddet kadınların üç grubu beklemeleri elleti emrallahu azze ve Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'de emretmiş olduğu üç grubu en tutallaka, öyle üç grubu da ki en tutallaka lehen nisa, kadınlar o iddet için tatlik olunalar. İnnemâ hiye, o iddet nedir? Vaktu maşhur bir vakıttır ki tutallakun nisa, kadınlar tatlik olunur. Ve leyse leennehâ iddetun tutallakun lehen nisa. Evet, ve leyse olmadı. Leennehâ bu iddetin bir iddettir ki tutallakul lehen nisa, kadınlar onun için tatlik olunan iddet olmadı. Evet, yecibü bizalik, bununla vacip olur ki en tekûne ola hiyel iddetelleti, şul bir iddet ola ki ta'teddü bihen nisa, kadınlar onu beklerler. Lennel iddete muhtelife, iddet muhteliftir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci heyizden sonra gelen tuhurde ki talak-ı ikada nehyeyledi. Yani bundan anlaşıldı ki selasete kuru ayet-i kerimede var ya, bu kuru meselesi tuhur manasına değil. Tuhur manasına olsaydı işte heyizden sonra tuhur gelirdi. Bunda talak vakı olurdu. Ya heyiz manasına. Heyiz manasına ise birinci heyizde talak verdi. Bu talak-ı bidi olduğundan kadını nikahına al dedi. Ondan sonra tühür geldi. Tühürde ise aradan bir heyiz geçecek. Ki ikinci tühür olan. O tühür geçecek. Heyiz geçecek. Tekrar tühür gelecek. Ha, o kadına talak verdiği vakitte kadın iddet bekleyecek. Bu neyi ispat etti? Kuru kelimesinin heyiz olmasını ispat etti. Çünkü diyor iddet muhteliftir. Lennel iddete muhtelife. Minha iddetul metveffa anha zevcuha. Kocası vefat eden kadının iddetidir ki erba'atu eşhurin ve aşhur. 4 ay 10 gündür. Ve minha bu iddetlerdendir iddetul mutallakati selasete kuru. Mutallakanın iddeti de 3 kuru. Ya tuhur ya heyiz manasına. Ve minha bu iddetlerdendir iddetul hamili, gebe olan kadının iddeti ki entada hamdaha, o da çocuğunu dünyaya getirdi iddeti biter. Fekânetil iddetu ismin vahiden, iddet bir isim oldu. Lima'anin muhtelifetin, muhtelif manalara isim oldu. İddet dedim mi 4 ay 10 güne iddet deniliyor. Çocuğu doğurmaya iddet deniliyor. Bir de selasete kuru, 3 kuru beklemesi, bir de buna iddet deniliyor. وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا لَزِمَهُ اِسْمُ عِدَّةِ, her bir şey ki ona iddet ismi lazım geldi, bu olmadı. وَجَبَنْ يَكُونَ قُرْاً, kuru olması vacip olmadı. Her bir yerdeki iddet geldiğinde kuru mu olacak? Yok. Nitekim kocası vefat edenin iddeti ne oldu? Ona da 3 kuru mu diyeceğiz? Yok. Ya 4 ay 10 gün. Gebe olan kadın iddeti ona da kuru mu diyeceğiz? Yok. Onunkisi de entada elhamdülhamdülillah. O çocuğu vez etmesi. Demek ki her yerdeki iddet gelir illa kuru manasına değil. Muhtelif oldu. 3 manaya geldi. Fekezalik, yine böylece lemma lezime ismül vaktillezî tutallaku fîhen nisa, kadınların tetkik edildiği vakıttaki lazım oldu ismi idde, iddet ismi. لَمْ يَثْبُتُ لَهُ, evet, ona sabit olmadı. بِذَالِكْ, o vakit sebebiyle ismi kur'i, kuru ismi ona sabit olmadı. Yani vakitte vaku olan talaktan dolayı ona kuru deyip bu da böyle olmadı. فَهَذِهِ مُعَارَدَةٌ صَحِحَ, işte bu bir sahih bir muarazadır. وَلَوْ اَرَدْنَا النُّكْتِرَ هَا هُنَا, eğer biz burada bunu çoğaltmak istersek فَنَحْتَجُّ بِقَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavliyle ihticat ederiz. لِلْمُسْتَحَادَةِ, müstehadı olan bir kadına. كِ دَعِ السَّلَاةَ اَيَّامَ اَقْرَيْكِ, yani söz uzatmayalım.
En kısası diyor, Peygamber Efendimiz'e bir kadın geldi, ya Resulallah, heyiz olmayan günlerimde benden kan geliyor. Heyiz müddeti tamam oluyor, ondan sonra yine kan geliyor. Buyurdu ki, o demi istihazedir. O günlerde ne yaptı dedi? Da'is salate eyyâme akaray. Durur günlerinde, heyiz günlerinde namazı terk et. Ondan sonra gelen kan namaza mani değildir. Abdestini al, namazını kıl. Hadis uzun. Şimdi burada akra, kuru günlerinde namazı terk et. Burada Resulullah Efendimiz kur'ine manasını aldı, heyz manasını aldı. Bu kafidir. Fenekulü biz deriz ki el-akra'u hiyel-haydu. Akra, heyz manasınadır. Alâ lisan-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sizin lisan üzerine kuru manasınadır. Bununla ihticat etsek tekâne zâlik, bu olur. Mâ kad teallege bihi ba'du men tekeddem. İşte bazı tekeddüm eden kimselerin teallik etmiş, yapışmış oldukları şey olur. Velâkinnâ lâ nefer zâlik. Biz bunu da yapmıyoruz. لَاَنَّ الْعَرَبَ عَرَبْ قَدْ تُسَمِّ الْحَيْدَ قُرْاً حَيْزَ قُرُوا دَيْلَرْ وَتُسَمِّ الْتُهَرَ قُرْاً تُهَرَ دَ قُرُوا دَيْلَرْ وَتَجْمَعُ الْحَيْدَ وَالْتُهَرَ bazen حَيْزِ وَتُهَرِ ikisini de cem ederler فَتُسَمِّيهِمَا قُرَاً ikisini de قُرُوا دَيْلَرْ yani Resulullah Efendimiz'in bu hadisini alsak فَعِسَّلَاتَ اَيَّمَا اَقْرَاءِ kafidir fakat biz bununla da yani kafi görmüyoruz çünkü Arap'ın lisanına bakıyoruz geniş تُهَرَ قُرُوا دَيْلَرْ heyze kuru derler. Töhrünen heyzi cem eder, ikisine de kuru derler. Lugatta var. Öyleyse hadisle isbata gene gitti. Haddeseni bizalike Mahmud bin Hasan el-Nahvi قال حدثنا عبد الملك بن هشام عن ابي زيد عن ابي عمرو بن العلاء وفي ذلك اذا حجت اخرى. Bunda başka bir hüccet daha var diyoruz ki enne Ömer radıyallahu anh vellezi khatebehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kavli. Peygamber Efendimiz kavliyle kime hitap etti? Hazreti Ömer'e. Fetilke l'iddetul leti emarallahu azze ve celle en tutallaka lehen nisa'a. Peygamber Efendimiz bunu söylediği vakitte Hazreti Ömer'e söyledi. Ve lem yekun zalik indehu delilen. Bu ise onun yanında delil olmadı ki ennel akra'a kuru kelimeleri el-fedetar tühür manasındadır olmadı. İz gatya alel akra'a el-hayde. Akra'yı hayiz kıldı fi ma'ruvi anhu. Ondan rivayet edilen hadiste akra'yı hayiz manasını aldı. Fe izâ kâne hâdâ indi Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in yanında böyle olursa akra hayiz manasını olursa fakat khâtebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halbuki Peygamber Efendimiz ona hitap etti. Bihi işte bu emriyle la delile fihi, onda delil olmadı ki ala ennehu kuru et-tuhur. Kuru tuhur manasına bir delil yok bunda. La delile fihi ala ennehu kuru et-tuhur. Kâne min ba'dihi fihi eyda kedalik. Hazreti Ömer'den sonra olanlarda da böyle oldu yani. Orada kuru tuhur manasına gelmedi. Ve senezkuru mâ ruyen Ömer radıyallahu anh fi hâda. Hazreti Ömer'den rivayet edilen şeyi de zikredeceğiz. Fî mevdî'i min hâdel babdın yerinde. İnşallah Teala. Ve kâne min mehtecce bihillezîne ce'alul akra el etâre idâ. Akra'ya termanasına kılanların hüccetlerinden oldu. Maşul bir rivayet yıkat haddesena Yunus. Kâle akberen ebn-i vehbi. Enne mâliken akberehu an ibn-i şehâbin. En urveten âişete enneha. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a nakalet Hafsa'ta bint Abdurrahman ibn Ebi Bekir. Kendi kardeşi Abdurrahman'ın kızı Hafsa'yı nekleyledi. Hine dekhalet fiddemi minel haydati thalise. Üçüncü heyzin kanına girdiği vakitte onu evinden nekleyledi. Çünkü kadın üç heyz bekleyecek. Üç heyz bekleyecek. Üçüncü daha bitmeden hemen onu oradan çıkardı. Demek ki ne manasına geldi bunlar dediler. Bak, tühür manasına gelmiş. Bunlar öyle dediler. Çünkü heyz manasına olsaydı üçüncü heyzi de bitirecekti. Üçüncü heyzi bitirmeden Hazreti Ayşe kardeşi kızı Hafsa'yı hemen evinden nekledi. Bu neye delalet ediyor? Kuru kelimesinin tühür manasına olmasına delalet ediyor. قَالَ اَبْنُ شِهَابْ تَزَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعُمْرَ
Ben bunu Ömre'ye zikreyledim. Fekalet, dedi ki Ömre, sadaka Urve, Urve sadık oldu. Kad cadeleha fizalike nasu. Hazreti Ayşe böyle yaptı ama bu doğru. Fakat nasıl Hazreti Ayşe ile mücadele yaptılar? Dediler ki sen heyzi bitirmeden bu kadını evinden çıkardın. Ve kalu dediler ki inna Allah Teala yekulu selasete kuru. Hazreti Ayşe'ye dediler ki selasete kuru. Kuru heyz manasına dediler. Nasıl Hazreti Ayşe'ye mücadele etti burada. Fekalet Ayşe, Hazreti Ayşe de dedi ki sadaktu. Siz doğru söylüyorsunuz. Cenab-ı Hak selasete kuru dedi. Etedrune men akra. Akra'nın manası nedir biliyor musunuz? اِنَّمَ الْاَقْرَاءُ الْاَطْحَارُ Akra, tuhur manasınadır dedi Hazreti Ayşe. Şimdi bunu o birinci kavle sahip olanlar delil getirdiler. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِنَا النَّمَالِكَنْ حَدَّسَهُ قَالَ قَالَ ابْنُ شَعَبْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ يَقُولُ Ebu Bekir bin Abdurrahman işittim ki derdi ki ma edrektu ahaden min fukahaina, bizim fakihlerimizden kimseye yetişmedim illa ve huve yekulu haza, illa o derdi ki bu yuridu lezi kalet Aişe. Hazreti Aişe'nin dediğini murad eder. Ne kadar fakih varsa hangisine yetiştim sonra da Hazreti Aişe'nin dediği gibi kuru tuhur manasındadır derlerdi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره والنافع عن ابن عمر أنه قال إذا طلق الرجل امرأته bir adam ailesini boşarsa فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة bugün üçüncü heyizden deme başladı mı fakat beriet minhu o kadın artık iddetinden beri oldu tamam etmiş oldu ve beriye minha evet o iddet de kadından beri oldu. وَلَا تَرِسُهُ وَلَا يَرِسُهَا O kadın boşadığı adamdan beri oldu. Yani fakat beriyet kadın beri oldu minhu kocasından. Ve bere minha kocası da ondan beri oldu. وَلَا تَرِسُهُ O kadın kocasına o vakitte ölse varis olamaz. وَلَا يَرِسُهَا Kadın ölse kocası da ona varis olamaz. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا تعانت أي دخلت قادن girdi mi المطلقة في الحيضة الثالثة boşanan bir kadın üçüncü heyze girdi mi fakat beriyet minhu kocasından beri olur ve beriyet minha kocası da ondan beri olur. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن أبي ذيب عن ابن شهاب قال قضى زيد بن ثابت فذكر مثله. زيد بن ثابت de böyle hükmetti. Yani kadın evet tühürlerinin sayı selasete kuru üç tühür sayar. Tühürlerin de bitmesi üçüncü deme başlar işte tühürler bitti. Başlamasıyla iddet de bitmiş olur. قال ابن شهاب وَاَخْبَرَنِي بِذَٰلِكَ اُرْوَةُونَ عَيْشَ Urve Hazreti Ayşe'den böyle haber verdi. حَدَّسَنَا بْنِ مَرْزُوْ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةٌ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ النَّافِعٍ اَنَّ مُعَوِيَةَ كَتَبَ اِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ يَسَلُوْ Muaviye Zeyd-i İbn-i Sabit'e radıyallahu anh yazdı ki sorar olduğu halde tekedebe اِنَّهَا اِذَا تَخَرَتْ Seyyid ibn Sabit'ten sordu ki acaba kadın üçüncü heyze girerse bir mutallaka iddeti bitmiş olur mu? O da yazdı ki inna o kadın isa dekhalet fil haydeti thalise üçüncü heyze girdi mi fakat bahanet minhu kocasından bayin oldu, ayrıldı. Kale Nafi İmam-ı Nafi dedi ki ve kâne ibn-i Ömer yekûluhu ibn-i Ömer de böyle dedi. Kalu dediler ki bu birinci kavle sahip olanlar فهذه أقابيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. İşte Resulullah'ın ashabının sözleri bu meselede bunlardır. Fizalik bu meselede budur. Yani her türlü doğru tuhur manasına gelmiştir. Tedullu ala mazikena bizim zikrettiğimize delalet eder. Selasete kurur, selasete ethar demektir. Kıyle lehu. Onlara denilir ki هذا levlem yehtelif sizin dediğiniz bu böyledir levlem yehtelif ihtilaf etmeseydi
Eshab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in eshabı ihtilaf etmesi idi. Sizin dediğiniz doğru olurdu bu meselede. فَمَّا اِذَا اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ اَمَّا اَصْحَابِينَ اِخْتِلَافِ bu meselede فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا زَكَرْتُمْ اَصْحَابٌ بَعْسِ sizin dediğiniz gibi dediler ki سَلَاسَةَ قُرُوا سَلَاسَةُ اَتْهَارِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ yine اَصْحَابْتَنْ bir kısımda dediler بِخِلَافِ ذَلِكِ bunun hilafına dediler سَلَاسَةَ قُرُوا سَلَاسَةُ حِيَتْ demek dediler. Eğer اَصْحَابٌ اِخْتِلَافُ olmasaydı لَمْ يَجِبْ بِمَا زَكَرْتُمْ لَكُمْ حُجَّةٌ evet. Lem yecip vacip olmazdı bima zekertüm sizin zikrettiğinizle lekim sizin için kendi menfaatinize zikrettiğiniz şeyle vacip olmaz. Hüccetün hüccet vacip olmaz ihtilaf dolayısıyla. İhtilaf nerede var? Bunlar bu kadar rivayet ettiler. Senin ihtilafın varsa o nerede? Diyor ki فَمِمَّا رَوَا خِلَافَ مَحْتَجُّ بِهِ مِنْ هَذِي الْعَذَابِ الْمَسْكُورَ فَوْفِ bu mesele hakkında bu asirlerin hilafında rivayet edilenlerdendir. اَمَّنْ رُوِيَتْ عَنْهُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِ كِرَمْدًا rivayet edilen rivayetlerden اَدَّالَّتِ دَلَالَتِ اِدِيْجِ عَلَى اَنَّ الْاَقْرَى غَيْرُ الْاَتَارِ اَقْرَى اَتْهَارٌ غَيْرِسِدِرْ حَيْجْ manasındadır diye gelen rivayetlerdendir. Evet. Nedir o? حَدَّثَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ an Ali ibn Abi Talib kâle zevkühâ ehakku bihâ mâ lem tağtesil min el haydeti sâlis. Bak işte bu rivayet, öteki rivayetlerin hilafına geldi. Hazreti Ali'ye soruyorlar ki kadın ne vakitte kocasından ayrılmış olur? Buyuruyor ki zevkühâ ehakku bihâ, o kadına kocası daha ziyade layıktır. Mâ lem tağtesil, kadın gusletmedikçe min el haydeti sâlise, üçüncü heyze. Üçüncü heyze girmekle değil, üçüncü heyze bitirecek, temizlenecek, husledecek, o vakitte kocasından ayrılmış olacak. Yok, üçüncü heyzenin içindeyse kocası layıktır. Yani müracaat edebilir, tekrar nikahını alabilir. Ona tekrar nikah yapmak lazım mı hocam? Yok. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Yezid ibn-i Harun, kâle haddesena Süfyan ibn-i Sa'id, an Mansur'un an İbrahim an Alqamah'tan raculan talaqa imra'atan, bir adam ailesini boşadı. Fahadet hayzetihi, iki hayz gördü. Felemma kanet üçüncü, haddesena Ali ibn Şeybe qala haddesena Yezid ibn Harun qala haddesena Süfyan ibn Sa'id an Mansur'un an İbrahim an Alqamah'tan raculan talaqa imra'atan, bir adam ailesini boşadı. Fahadet hayzetihi, iki hayz gördü. Felemma kanet üçüncü, vaktaki üçüncü heyzi de gördü. وَدَخَلَتِ الْمُغْتَسَلِ, üçüncü heyzi de bitmiş, kadın gusletmeye girmiş. Hammama girmiş ki gusletme, daha işin mühimi. اَتَا زَوْجُهَا, kocası koştu geldi. فَقَالَ قَدْ رَاجَعْتُكِ سَلَاسًا, üç defa ona dedi ki ben tekrar senin nikahımı aldım. Kadın üçüncü heyzi de bitirmiş de gusletmemiş. فَرْتَفَا اِلَى اُمَرْ, kadın nan kocası Hazreti Ömer'e çıktılar. Kadın diyor ki ben üç heyzi bitirdim, bu adamdan ayrıldım. Kocası da diyor ki üçüncü heyzden gusletmeden ben ricat ettim. Fecme Ömer ve Abdullah, Hazreti Ömer ile Abdullah ibn Ömer ikisi ittifak ettiler. Ala ennehu ahakku biha, kocası o kadına daha haktır, yani ricat sahihtir. Ma lem tahille leha salah, kadına bir namaz helal olmadıkça. Demek ki üçüncü heyzden de kanın kesilmesi kafi değil. Bir de namaz helal olacak. O da gusül edecek de ondan sonra gusül etmezden evvel olmadığından ricet sahih oluyor. Faraddaha Ömer Vali, Hazreti Ömer kadını kocasına reddetti. E şimdi bu da öteki gelenlere muhalif oldu mu olmadı mı? Hazreti Ayşe'den, Zeyd bin Sabit'ten gelen rivayetlere muhalif oldu. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره أن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول, عبد الله بن عمر dedi ki إذا طلق العبد امرأته سنتين, bir adam ailesini iki talakla boşarsa fakat harmet عليه ona haram olur, حتى تنكح زوجا غيره, çünkü kölenin talakı kaçtır? 2.
iki talakı verdikten sonra o köle o ailesini daha alamaz. Hurreten kânet ev emeten. Onun kölenin ailesi ister hür olsun ister cari olsun. Çünkü itibar kimedir? Kocasınadır. Kocasının talakı ikidir. Ve iddetül hurreti selâsü hiyyat. Kadının heyzi hürrün iddeti üç heyzdir. Ve iddetül emeti heydata. Cariyeninki de iki heyzdir. Şimdi hür olan bir kadın onun iddeti kaçtır? Üç heyz. Cariyeninki iki heyz. Fakat buradaki bu meseleyi getiriyor ki peki kölenin iki ailesi var diyelim. Birisi hür, birisi de cariye. Köle talak verdiği vakitte cariyeye verdi. Kölenin talakı iki. Öyleyse kadının da iki heyz bekleyecek. Ya kadını onun ailesi hür olursa kocasına mı bakacağız? Yoksa kadına mı bakacağız? Bu rivayete göre diyor ki köleye bakacağız. Kölenin şeysi iki ya. İki talak verdi, bitti. Daha başka bir talak yok der. Tamam oldu. İster onun, bu ihtilaflı da burada bunu getiriyor. O kölenin ailesi hürreten kâne tevemeten, ister hür olsun, ister cari olsun. Fakat iddete gelince kadın hürrüse üç heyz bekleyecek, cariye ise iki. Ve iddetül hürreti selâsü hayyet ve iddetül emmette hayyetler. Kâle Ebu Cafer fehâzâ Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. İmam-ı Tahavi buyurdular ki işte Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma ve huvellezî, o bir şahıstır ki o revâ an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den o rivayet eyledi. Kavlehu Peygamber Efendimiz'in kavli şerifini kime? Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'e ne emrini? Estaizu billah fetilkel iddetü leti emarallahu azze ve celle en tutallıka lehen nisâ. Evet, bu ayeti kerimeyi Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'e buyurdu ki işte kadınların tatbik edileceği iddet hangi iddettir? Üç heyz bekleyecekler. Evet, o da heyzle olacak ki lem yedüllehu, işte bu Abdullah ibn Ömer'in bu rivayeti delalet etmedi ona zalik bu rivayeti ala enne lakra edetar. Akra ethar manasına delalet etmedi burada. İza kâne kad cealehâ ve nikılarsa el-hiyat, hayız kılarsa. Burada Cenab-ı Hak hayız kıldı. Huru hayız manasına geldi. Daha bu nereden tuhur manasına geldi? Abdullah ibn Ömer'in kendi rivayeti. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü kâle haddesene Muhammed ibn Raşid emmekhûlin ennehu kadimel Medine. İmam-ı Mekhul'dan rivayet ediyor ki o Medine'ye teşrif etmişler. Ve zekere lehu Süleyman ibn-i Yasar. Süleyman ibn-i Yasar ona dedi ki enne Zeyd ibn-i Sabit, Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh kâne yekûl, derdi izâ tellekar recülüm râetehu, bir adam ailesini tatlık etti mi? Fera'et evvele katretin min demin min haydatiha thâlise. O kadın üçüncü heysinden birinci damla kanı gördü mü felâ ric'ate lehu, o adam için ric'at yoktur aleyhe, o kadına dönemez. Niye? İmam Zeyd ibn-i Sabit öyle hükmetmiş. Tuhur manasınadır, huru ethar manasınadır. Binaenaleyh üç tuhur bitti de birinci, üçüncü heyzin birinci damla kanı göründü mü bitti, etler bitmiştir. Adam dönemez dedi. Kale diyor ki fes'eltu an zalik bil Medine. Medine'de ben bunu sordum. Zeyd ibn Sabit böyle fetva vermiş. Febelagani enne Ömer ibn al-Khattab. Bana söylediler ki Hazreti Ömer ve Muaz ibn Cebel ve Ebu Derda radıyallahu anhum. Hazreti Ömer, Hazreti Muaz ibn Cebel, Ebu Derda kanu yahmiluna lehu, kanu yec'aluna kılardılar. Lehu, kocası için aleyha, kadına erriciyete, riciyete kılardılar. Derdiler ki üçüncü heyizde temizlenmedikçe kocası rücu edebilir. Hatta tağtasile minel haydetil kâlise.
üçüncü heyizden gusledinceye kadar kocasının müracaat hakkı vardır dediler. Yani Zeyd bin Sabit öyle fetva vermiş ama fakat ötekiler ona muhalefet etmişler. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbin kâle akbereni Yunus an ibn Şehabin kâle akbereni Kabisetü ibn Ebi Züeyd ennehu semi'a Zeyd ibn Sabit yekûl. Kabise diyor ki Zeyd ibn Sabit'i işittim, buyururdular ki et-talâku ile racül, talak erkeğin hakkıdır, ona göre hesap edilir. Vel-iddetü ile mer'e, iddet de kadına racidir. İnkâne racülü hürren, eğer kocası hürrüse ve kânetil mer'etü emeten, ailesi de cariye ise feselâsu tatlîkât, bu adam hür olduğundan kaç talak verir? Erkeği gör olduğundan 3 talak verir. وَالْعِدَّةُ عِدَّتَّ عِدَّةُ لَمَّةِ حَيْدَةً cariyenin iddeti hayızdır. Erkek hür olduğundan talak verirse 3 talak hakkı var. Fakat ailesi cariye olduğundan onun iddeti 2 hayızdır. وَاِنْ كَانَ عَبْدًا yok. Kocası köle olursa وَاَمْرَأَتُهُ حُرَّ ailesi de hür olursa طَلَّقَ تَلَاقَ الْعَبْدِ kocası köle olduğundan kölelerin talakı gibi talakı vardır ki tatlikateyn iki talaktır. Ve teddet kadın da iddet bekler iddetel hürreti hürrenin iddetini ki selase hayye üç hayız. Şimdi burada iki mesele çıkıyor. Bir iddet ne ile olur? Hayız ile olur. Hem bunu beyan ediyor. Hem de talak erkeğe göre yahut kadına göre. Bunda ihtilaf var, onu beyan ediyor. Aşağıda bu ihtilaf geliyor. Burada diyor ki, talak veren adama göre olur. Köle ise iki talak, hürr ise üç talak. İddet de kadına göre, hürr ise üç, hayız bekleyedik, cariye ise iki hayız. Bu İmam-ı Azam'ın mezhebinin hilafı bu. فَلَمَّا جَاهَدَ الْاِخْتِلَافِ عَنْهُمْ işte tabiinden böyle ihtilaf ki geldi. Sebete sabit oldu ki ennehu la yuhtecu fi zalik. Bu meselede ihticac olunmaz. Bi kavli ahadin minhum. Ashabın ve tabiinin hiçbirisinin kavliyle hüccet olunmaz. İhtilaf yok. Aslında ashab-ı kiram ihtilaf etmiş. Guru, tuhur manasına demişler. Guru, heyiz manasına demişler. Lennehu me tehtecce mühteccün. Delil getiren bir adam ne vakitte delil getirirse fi zalik bu meselede bir kavli ba'dihim ashabın bazısının kavliyle delil getirirse ihtecce muhalifun aleyhi ona muhalif olan da delil getirir bir kavli mislihi onun misli gibi eğer sahabeden ise sahabeden birisinin kavlini getirir muhalif tabiinden ise tabiinden birisinin kavlini delil getirir ona muhalif olarak فَرْتَفَعَ ذَٰلِكَ كُلُّهُ اَلَيْسَ bunların hepsi mürtefi oldu, kalktı. En yekûne fîhî hüccet. Onda delil olmaktan kalktı. Lâ hadil ferîkîn el-ferîkîn âkâr. İki ferîkin birisinin lehine ola ve tekinin aleyhine ola bu delil olmaktan çıktı. Ashabın kavli muhtelif olduğundan herhangi bir firke bir delil getirse öteki de onu başkasını onun zıddını getirir. Öyleyse izâte âradâ fesâkâr. İkisi de birbirine maruz olduğundan delil olmaktan çıktılar. İlla bir taraf tercih edilecek. Ve kâne min hücceti men ce'alel akra'el hiyad. Akra'yı heyz manasına kılanların hüccetlerindendir. Ela muhalifihi. Akra'yı tühür manasına alanların aleyhine. En gâle. Dedi ki o hücceti getiren. Fe izâ kânetil akra'u el ethar. Akra ethar manasına olsa. فَإِذَا تَلَّقَ الْمَرْأَةُ فَإِذَا تُلِّقَ الْمَرْأَةُ فَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ bir adam kadını tatlik etse vahiyye tahire halbuki kadın da temizdir فَحَادَتْ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِسَعَ bir saat sonra da heyiz başlasa talaktan فَحُسِبَ ذَٰلِكَ bu hesap edilir daha o kadına قُرْءٌ مَعَ قُرْءَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ eğer قُرْءِ tühür manasını alırsansa İşte bir saat bundan var. O bir kuru. İki de ondan sonra gelir. Olur üç kuru. كَانَتِ عِدَّتُهَا قُرْئَيْنِ
ve ba'de kur'in. O kadının iddeti iki kuru, bir de bir kurun bazısı oldu. Üç kuru olmadı ki. Halbuki ayet-i kerimede selasete kuru, üç kuru. Şu anda tühür manasına geldi mi, üçü tamamlamıyor. Kuru tühür manasına olsa, bir adam da kadın tahir iken onu boşasa, bir saat sonra da heyiz başlasa, bir saat o kuru'dan bir iddet oldu. İki de sonra tamam tühür görür, heyizlerden sonra olur iki buçuk. İki buçuk da değil. İki tam, bir de birisinin bazısı. Halbuki bu ayet-i kerimeye muhalif oldu. Ve innemâ kâlellâhu teâlâ, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri buyurdu, selâsete kurû, üç kuru olacak. Demek ki bu da, bu tefsir de kuru kelimesinin heyiz manasına olduğunu ispat ediyor. Tür manasına olursa üç kuru tamam olmaz. Bu bir rakamında. Burada bak, diyor ki haydatan tesniyetu hayda bil fethi lil merde. Haydanın tesniyesidir haydatan. Bu mastar binai merredir. Yani bir defa hayız görmek. Ve kaddelle'l hadis ala enne'l ibrete fi'l iddeti bil mer'a. Hadis delalet ediyor ki iddette itibar neyedir? Kadınadır. Ve en la ibrete bi hurriyeti'z zevc ve kevnihi 'abdan. Kocasının hür yahut da köle olmasına bakılmaz. Hadise göre öyle. Ve alâ ennel iddete bil haydi. İddet de hayızledir. Dûne le tartı, öyle değildir. Ve ennel murâde min kavlihi teâlâ selâsete kurû. Cenab-ı Hakk'ın selâsete kurû kelimesinde de murad. El haydu fil ethâr. Tuhurlerde olan hayızlerdir. El hayzu hayızdır fil ethâr. Yani tuhurlardan sonra gelen hayızlardır. Ve bihi kâlel İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife böyle hükmetti. Yekûnu talâkuha, evet. İnnet talâka yeteallegu bilmere. İmam Ebu Hanife'ye göre talak kime taalluk eder? Şimdi hadiste dedi ki erkeğe taalluk eder. İmam-ı Azam dedi ki hayır, kadına taalluk eder. Talak kadına taalluk eder. Fe inkânet emeten, kadın cariye ise, yekûnu talâkuha ise, onun talâkı isteyin ki, sevâin kâne zevcihâ hurran evvelten, kocası onun köle olsun, hür olsun. Ve inkânetil mer'etu hurreten, kadın hürre ise, yekûnu talâkuha selâsen, onun talâkı da üç olur. Sevâin kâne zevcihâ hurran evvelten, kocası hür olsun, evde olsun. İmam-ı Azam, itibar kime? Talakta da, iddette de kime bakıyor? Kadına bakıyor. Halbuki hadiste, talak erkeke, iddette kadına karşıydı. İmam-ı Azam'ın içtihadi öyle değil. Ve kâle Malik ve Şafii ve Ahmet. Bu içmanda dediler ki, et-talâk yet'allegu bir racûl. Hadis mucebince, talak erkeke terluk eder. Ve talâkul abdîsine, kölenin talâkı da ikidir. Ve talâkul hurri selâs, hurrun talâkı da üçtür. Ve iddetül emmeti alâ nısfi iddetil hurre. Cariyenin iddeti hürre kadının iddetinin yarısıdır. Fî mâlehu nısfın, eğer nısf varsa. Mesela üç ay ise bir buçuk ay olur. Yok, üç hayız ise bir buçuk hayız olur. Fî iddetül hürreti selâsü hayyet. Hürrenin iddeti üç hayızdır. Ve iddetül emeti haydetan. Cariyeninki iki hayızdır. Niçin? Leennehu lâ nısfe lil hayyid. Hayyidin nısfı olmaz da onun için. Ve inkânet te'atabdu bil eşhur. Eğer aynen iddet beklerse, فَاِدَّتُ الْاَمَةِ شَهْرٌ وَنِصْفٌ, bir buçuk, tam yarısı. وَاِدَّتُ الْحُرَّةِ سَلَاسَةَ اَشْهُرٌ, hürrenin iddeti de üç aydır, onun yarısı. Fakat hayız bölünmediğinden iki hayız sayılıyor. Şimdi burada esas dedi ki, kuru hayız manasına bulduğunu ayet-i kerime delalet eder. Ayet-i kerimede üç hayız beklesin, üç kuru. Kuru-i hayiz manasını alırsıksa tamam olur. Yok, tuhur manasını alırsıksa olmaz. Niye? İki tuhur, bir de birisinin bazısı olmuş olur, üç olmaz. Peki onlar da delil getiriyor ki فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ اِلَى اَنَّ الْاَقْرَاءَ الْاَتْهَارِ فِي ذَارِكَ. Bu meselede akra, ethar manasına olanların hüccetlerindendir ki اَنْ قَالَ. Bu adam dedi ki فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an'da buyurdu. El haccu eşhurun ma'lumat.
eşhurun malumat dedi. Halbuki eşhur cemidir. Müfret tesniye cemi. Cemin en ekelli üçtür. Eşhur deyince üç ay. Fekâne zâlike alâ şehreyni ve ba'di şehr. Halbuki üç ay tamam değildir. Niye? Şevva, Zilkiyede, Zilhicce'nin de aşağı yukarı 15 günü bazisi. 2,5 ay. Demek ki bu da olur yani. 2,5 aya da 3 ay itlak edilebilir diye misal getirdiler. فَكَذَٰلِكَ تِعَنَّ الْاَقْرَاءَ الثَّلَاسَ Biz işte bunun gibi hac ayları eşhur-ı malumat buyurulduğu halde 2,5 ay olduğu gibi akrayı da biz kılarız. اَلَا قُرْئَيْنِ وَبَعْدِ قُرْئِنِ İki kuru, bir kurun da bazısı. Yani buna kıyasen böyle yaparız dediler. Dediler ama bu dediklerinde bir ince bir nokta var. Oraya temas etmediler, ona cevap veriyor. Diyor ki فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında bizim onların aleyhine olan hüccetimizdendir ki اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak قَالَ buyurdular, فِلَقْرَى اَقْرَى'da ne buyurdular? ثَلَاسَةَ قُرُوا Selase kelimesiyle üç kuru bekleyecek iddette. وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَجِّ ثَلَاسَةَ اَشْهُرُ El-Haccu eşhurun malumat dedi. El-Haccu selasetü eşhurun demedi ki. Selase kelimesi yok. Eşhurun malumat. Ve in gâle fî zâlik selasetü eşhur. Eğer selasetü eşhur demiş olsaydı. Fe ecme'u icma ederler ki. Enne zâlik alâ şehreyne ve bâd-ı şehr. O vakitte demek yani 3 ay Cenab-ı Hak buyurmuş ama 2,5 aydır. Buna icma ederdiler. Sebete bi zâlik. Onunla da sabit olurdu. Mâ kâlel muhalifü lene. Muhalifin bize vermiş olduğu cevap da sabit olur diye madem Cenab-ı Hak selasete şu buyursaydı 2,5 aya şumul oluyor öyleyse selasete kuru da 2,5 kure olur diye. Velakinnehu lakin Cenab-ı Hak innema kâle eşhurun eşhurun dedi selasete şu demedi ve lem yekul selaset selasete şurun demedi ki eşhurun me'lumatun. Peki diyor فَاَمَّا مَا حَسَرَهُ بِالْثَلَاسِ O bir şey ki üçü hasretti. Üç dedi. Üç hasretti. Ne de? Selasete kurulda. Üçten ziyade de değil, 90 da değil. فَقَدْ حَسَرَهُ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ Selaseyle deyince selasete kurum مَعَيَّنْ bir adede Cenab-ı Hak hasretti. فَلَا يَكُونَ قَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَدَدِ Bu üçten aşağı olmaz. İlla üç olacak. كَمَا أَنَّهُ لَمَّا قَالْ Nitekim Cenab-ı Hak Hazretleri vaktaki buyurdu. Estağfirullah. وَاللَّا اِيَّ اِسْنَ مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ مِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاسَةَ اَشْهُرٍ وَاللَّا اِلَمْ يَحَدْ Cenab-ı Hak buyurdu ki heyizden ümitleri kesilmiş olan kadınlar, sizin kadınlarınız. İnir teptüm siz şüphelenirsiniz ki acaba bunda heyiz var mı yok mu? Heyiz görecek mi görmeyecek mi? Öyleyse feiddetuhunne selasete eşhur. Onun iddeti 3 aydır. Bir de kim? Vellahi lem yahid. Bir de hiç heyiz görmeyenler. Onlar da öyle 3 ay. Şimdi bak 3 ay tamam ne dedi? Selasetu eşhurin. Selase kelimesiyle. 3 ay. فَحُسِرَ ذَٰلِكْ بِالْعَدَدِ فَحَسَرَ Cenab-ı Hak hasretti ذَٰلِكْ بُعِدَّةِ بِالْعَدَدِ عَدَدِ ile. Adet ne? 3. Evet. 3 aya hasretti. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكْ اَلَا قَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَدَدِ 3 aydan az olsa iddet sayılmaz. Madem aynen sayacak, 3 ayı tamam edecek. 3 aydan az oldu mu sayılmaz. Evet. فَكَذَٰلِكَ لَمَّا حَسَرَ الْاَقْرَاءَ بِالْعَدَدِ İşte Cenab-ı Hak böylece akrayı da vaktaki hasretti. فَقَالَ ثَلَاسَةَ قُرُوا Vaktaki ثَلَاسَةَ قُرُوا dedi. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ Bu iddet de olmaz. أَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَدَدِ Üç kurudan aşağı olmaz. Üç kurudan aşağı olmadığı gibi kur'i muhakkak heyiz manasını alacağız ki ola tör manasını aldık olmaz. وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ اِلَىٰ اَنَّ الْاَقْرَاءَ الْاَثَارِ Şimdi tekrar onlar diyorlar ki, اَقْرَاءَ اَثَارِ manasını olanların delillerindendir. اَمْقَالِ
dedi ki لَمَّا كَانَتِ الْهَاءُ وَبْتَكِ هَا اُلْدِ تَسْبِتُ فِي عَدِدِ müzekker, müzekker adedinde sabit olur. فَيُقَالُ denilir mesela سَلَاسَتُ رِجَالُ rica müzekker olduğundan burada سَلَاسَتُ denilir. وَتَنْتَف۪ي مِنْ عَدَدِ الْمُؤَنَّسِ mühennes adedinden de müntef olur. فَيُقَالُ denilir سَلَاسُ نِسْفُ orada da mühennes olduğundan سَلَاسُ denilir. Öyleyse diyor فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak ne buyurdu? ثَلَاسَةَ قُرُوا فَاَسْبَتَلَا Cenab-ı Hak hayı ispat etti. Öyleyse kuru ne manasındaymış? Hayır. Yok. Tör manasındaymış. Tör manasındaymış. Müzekker la. Müzekker. سَبَتَ اَنَّهُ اَرَادَ بِذَٰلِكَ مُزَكَّرًا Cenab-ı Hak kuru ile müzekkeri murad etti. وَهُوَ الطَّهْرُ O da tuhurdur. Lel hayd. Hayd değil. Hayd mühennes de. Çünkü hayd mühennes de. Bunlar böyle delil getirdiler. Fekâne minel hücceti aleyhim fî zâlik. Bizim onların aleyhine olan hüccetimizdendir bu meselede ki enne şey'e izâ kâne lehu ismân. Bir şeyin iki ismi olursa ehaduhumâ müzekkerun vel âkharu mühennes. Birisi müzekker, birisi de mühennes. Bir şeyin iki ismi var. O ismin birisi müzekker, birisi mühennes. Seyin cümya bil müzekkeri üsbitetilha. Eğer müzekker ile cem olunursa ha ispat edilir. Ve in cümya bil müennesi müennesi ile cem olunursa üsbitetilha ha ispat edilir. Bu bir kaide. Ne gibi? Min zâlike enneke tekûl. İşte bunun misalındandır ki sen dersin. Hâzâ sevbun. Sevbun müzekker. Ne dersin? Hâzâ müzekker. Ve hâzihi milhafetun. Milhafetun mühennes olduğundan onda da ismi işaretli mühennes gelir. O hazihi dersin. Fe in cema'te bis sevbi. Sevbi cem edersen sen. Müzekker değil miydi? Hada sevbun. Ne dersin? Ulte selâsetu esvâbi. Müzekkerin ceminde tayi getirirsin. Selâsetu. Selâsetu esvâbi. Ve in cema'te bil milhafeti. Milhafeyi cem edersen sen. Ulte dersin. Selâsu melâhife. Orada da tayı kaldırırsın. Ve kezalike yine böylecedir. Hâzihi dârun ve hâza menzilun. Dar kelimesi nedir? Mühennes. Hâzihi dârun. Menzil, müzekker. Hâza menzilun. Fakat cemiyelendirdim. Evet, bir şeyin vahidi. Bir şeye. Hâzihi dârun ve hâza menzilun dersin. Fekâne şeyu kad yikûnu vahiden. Bir şey lazım bir olur. bir şey olur ama yüsemmâ bismeyni muhtelifeyni. İki muhtelif ismiyle tesmiye edilir. Ehadûmâ müzekkerun vel âkharu mühennes. Biri müzekker, biri mühennestir. Feizâ cümi'a bil müzekkeri müzekker ile cem edildi mi? Fü'ile fî anda işlenilir. Kemâ yuf'alu fî cem'il müzekker. Cem'i müzekkerde işlenildiği gibi. Fü'üsbitetil hâ isbat edilir. Ve in cümi'a bil mühennes, mühennes ile cemiyelenilirse fü'ile fîhî kemâ yuf'alü fî cemil mühennes, cemî mühenneste yapıldığı gibi yapılır. Fü'üsbetitil hâ da iskat edilir. Öyleyse diyor, fekezâlik böylecedir el haydatu vel kuru. Hayda ve kuru, bunlar da böylecedir. Huma ismâni, hayd, kuru iki isimdirler, bir mânen vâhidin bir mânaya. Ve huvel hayda, o da hayzedir. Fîn cümi'a bil haydati, hayda ile cemiyelersen ise sıkatetil ha düşer. Şakî ile denilir selâsu hiyâdîn. Selâsu hiyâd denilir. Ve in cümâ bil kur'i kur ile cemiyelenilirse sebetetil ha sabit olur. Fıkhî ile selâsetu kuru. Selâsetu kuru denilir. Ve zâlike kulluhu işte bunların hepsi ismâni bir şeyin vahidin bir şeyin isimleridir. Fentefâ bizâlik bununla müntefî oldu. Ma zekerna bizim zikrettiğimiz o da neden? Min mehtecce bihil muhalifi dedi. Bize muhalif olan delil getirdi ya onun delili bu sebeple o da kalkmış oldu. Yani onların itirazı yerinde olmadı. Ve emma veçhu hâzel bâbi min tarîkin nazar. Nazar tarîkiyle bu babın veçhi. Fe innâ kadre eynel emete. Biz cariyeyi gördük ki cüvele aleyha fil adde İddette cariyeye kılındı nısfu ma cüvelel alel hurre. Hurrenin üzerine farz olan iddetin yarısı kılındı. Fekânetil emetü izâ kânet mimmen lâ tahidû.
cariye heyiz görmeyen cariyelerden ise kâne aleyhâ nisfü iddetil hurre. Hürrenin iddetinin nisfi olur. İse kânef mimmen la tahidu. O hurre heyiz görmüyorsa, üç ay değil mi? Cariye de heyiz görmüyorsa onun yarısı bir buçuk ay. Ve zâlike şehrul nisf. Bu da bir buçuk aydır. Tam yarı yarıya. فَإِذَا كَانَتْ مِنْ مَنْ تَحِيدُ Cariye heyiz gören cariyelerden ise جُعِلَ عَلَيْهَا Cariye üzerine farz kılındı بِاتِّفَاقِهِمْ Ulemanın ittifakıyla حَيْدَ تَعَانِ İki heyiz. Bir ittifak. وَوْرِيدَ بِذَلِكْ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ Hürrenin üç heyizidi. Onun yarısı bir buçuk heyiz. Heyizin buçuk olmadığından iki kılındı. Bunda ittifak var, ihtilaf yok. وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Onun için Hazreti Ömer buyurdular. وَحَضْرَةَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ashab-ı kiramın huzurunda buyurdular ki لَوْ قَدِيرْتُ Eğer ben kadir olsaydım اَنْ اَجْعَلَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا O iki heyzi, bir buçuk heyiz kılmaya kudretim olsaydı لَفَعَلْتُ اِشْلَرْتُمْ Fakat imkanı yok. Onun için iki heyiz sayılıyor. فَلَمَّا كَانَ مَا عَلَى هَذِهِ الْأَمَةِ هُوَ الْحَيْدَلَ لَطَارُ Vaktaki cariye üzerine konulan iddet heyiz oldu, tühür değil. İşte Hazreti Ömer de diyor, eğer imkan olsaydı ben bir buçuk heyiz kılardım. Ama imkanı yok, iki heyiz kıldım. Öyleyse burada iddet neyle oldu? Cariyenin iddeti heyiz ile, tühürle değil. وَذَٰلِكَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ Evet, bu cariyenin iddeti de hürrenin üzerine farz olan iddetin yarısıdır. Sebete sabit oldu ki enne ma'alel hurreti eyda hurrenin üzerine vacip olan da huve min cinsi ma'alel emeti cariye üzerine vacip olan iddetin cinsindendir. Ve huvel haydu o da hayızdır. Lel ethar tuhur değildir. Fesebete bizalik bununla sabit oldu. Kavlüllezine zehebu fil kar'i ile annehel hayd. Kuru hayız manasına zahip olanların kavli sabit oldu. وَاَنْتَفَا قَوْلُ مُخَالِفِهِمْ Onlara muhalif olanların kavli müntefi oldu. Yani kuru, tühür manasına diyenlerin kavli müntefi oldu. وَهَذَا قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ Bu iç imamın kavli de budur. Kuru ne manasınadır? Heyiz manasınadır. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ Cariyenin iddeti hakkında Resulullah Efendimiz'den de rivayet var. Ney? Ma ul bir rivayet ki haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kal haddesena Ebu Asim an ibn-i Cüreycin an Muzahir ibn-i Eslem an il-Kasim an Aişe radıyallahu anh'a kal. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki ta'teddülü emetü haydateyn cariye iki hayz iddet bekler. Bak kuru demedi. Hayzeteyn, haydeteyn. Ve tutallegu tatlikateyn. Cariyenin iddeti iki olduğu gibi talak edin ikidir. Bu da İmam-ı Azam'ın mezhebini teyit etti. Talak olsun, iddet olsun, erkeğe bakılmaz, kadına bakılır. Fedelle zâlike idâ alâ mâ zekerine. Bizim zikrettiğimize delalet eder. Yine. Ney? Şu rivayet. Fakat haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena Salt ibn-i Mes'ud el-Cahderi enne Amr ibn-i Şebib el-Müsli en Abdillah ibn-i İsa en Atiyye en ibn-i Umar en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihu. Eynen bu hadisi şerifi Yezid ibn-i Sinan'da zikretmiş. Fedelle zâlike idâ işte bu hadiste delalet etti alâma zikrına bizim zikrettiğimize ki huru heyz manasındadır, tuhur manasına değildir. وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيكْ Tevfik Hazreti Allah'ın elindedir. Allah-u Teala muvaffak eylesin.